Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Yeni Güne Merhaba. Günaydın, günaydın, günaydın ve de günaydın Süper FM'in süper ötesi dinleyicileri. Güzel gözü, güzel bakışçı, güzel insanlar. Sabahın bu saatinde kalktınız, yollara döküldünüz, belki evde hala hazırlanıyorsunuz, belki de iş yerine vardınız bile. Şöyle güzel demli bir çay elinize alın, bizi dinleyin. Bakın çok da güzel yapmış olursunuz. Bugün sizlere o elinizdeki çay bardağı gibi sıcacık bir program hazırladık arkadaşımla beraber. Zuhal Topal'ın günlüğü sizler için başladı efendim an itibariyle. 9'a kadar da burada olacağız. Lafı geldiğinde oturtmanın padişahı Mustafa Kotan da karşımda. Değil mi Mustafa'cığım? Evet. Vallahi çok güzel geldi Zuhal'cığım. Oh sabah sabah. Sana güzel bir şey demedim ama niye hoşuna gitti onu da anlayamadım da. Ya öyle demeyelim de hani böyle gerçekleri duymak hoşuma gitti. Hani güzel anlamda değil gerçekleri söyledim. Tamam sağ ol. Bak şimdi ağırlıklı olarak sabah işe giden insanlar bizi dinliyor ya. Hı. Onlara bir şey demek ister misin Mustafa'cığım? Birazcık moral motivasyon olalım değil mi? İşe gidenler mi? Evet. Allah zihin açıklığı versin. Ve o okula gidenler için. Ah ah Mustafa. Allah bol bereketli günler sen versin. Sen olmadın ya. Olamadın olamadın. E ne yapayım Zuhal? Ya benim de tarzım bu. Hayır bak bir iyi bir kötü olacak ki birbirini tamamlayalım. Şimdi burada iki tane iyi olsa olur mu? Şimdi bak bir de işe giden insanlar bazıları böyle iş yerinde nemrut nemrut gezen suratı mahkeme duvarı gibi insanlarla karşılaşıyorlar ya. Bir de onlar sürekli negatif yayarlar hiç evet, sevmem. Evet topraklama yapacaksın öylelerini değil mi Mustafa? Ama genelde kadın oluyor sanki bu dediğin tipler. İşte o niye yalnızlıktan o yalnızlıktan bak bir sevgilileri olsa bir kocaları olsa bir çocukları çocukları olsa ne gam kalacak ne tasa değil mi? Ama mesela böyle kocaları mocaları olmadan böyle mutlu olamayacaklar mı onlar hiç ya? Olamayacaklar evlenecekler mucizevi bir çözümle gayet güzel mutlu yaşayacaklar aile kuracaklar. Aile önemli diyorsun değil mi? Tabii bak kesinlikle. Yani şimdi kariyer yapmışsın ama mutluluğunu paylaşacak, başarını paylaşacak bir tane bile insan yok. Başını okşayacağın bir evladın yok. Almışsın paraları, gömmüşsün bir yerlere. Nerede, kimle harcayacaksın, nasıl yiyeceksin, onun bir tadı olur mu? Ne anladım ben şimdi bu işten? Başka şey okşarız mesela. İlla çocuk başı mı okşayacağız yani? Sen git koç başı okşa Mustafa. Sana o yakışır. Gülme. Üzüyorum o da fayda ediyor. Ya şeyden dedim yani. Neyden? Şimdi çocuk başı okşayamam ben. Hani böyle bıngıldağını içeri kaçır. Alışmamışım. Tabii şimdi senin elin ayağın tutuyor. Keyfin yerinde tuzun kuru. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ha bak ya insan bir de bunun yaşlandığın zamanı düşünsene. Ya ne yapacaksın o zaman? Ne var? Yaşlanınca da daha genç bir hatun bulurum çıtır. Bak şimdi bak bak. Çok komiksin yani. Çok komik. Ya bazı adamlar hani şey yapmıyor mu? Yaşlandıkça daha genç kadınlarla beraber olmuyorlar mı? O dediğin mı? Adamlar multimilyoner. Sen neyle tavlayacaksın o yaşta kızları? Goynum zengin. Ay. Alacağım çıtırıp vuracağım kızı. Çok ayıp. Çok ayıp. Ya vallahi billahi atacağım seni ha. Atacağım nöbetçiler. İlk nöbetçilerim gelecek. Dur. Vallahi billahi. Kız sinirlendirdi ve kusura bakmayın sevgili Süper FM dinleyenlere. Efendim Zuhal Topal'ın günlüğü başladı. Ne olur 9'a kadar bir yere ayrılmayın. Vallahi kaçırırsınız sizin dinlediğiniz için diyorum. Çok güzel bir sohbetimiz olacak. Şarkılar çalacağız sizler için. Bombastik bir program hazırladık. Şimdi ufak bir ara. Tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Evet, oh çok şükür İngiltere'li bilim adamları açıklamış sonunda. Antin Kuntin ne açıklamışlar acaba şimdi? Bak bilim adamı diyoruz. Ciddi konuş, ciddi ciddi. Ya bırak bunlardan valla bilim adamını bırak şey bile olmaz, dilim kaşar bile olmaz ha. Niye bilim düşmanısın sen? Ha? Niye böyle yapıyorsun Mustafa? Ne açıklamışlar o zaman? Antin Kuntin Allah aşkına söyle bakayım. Topuklu ayakkabı giyen kadınlar daha çekici oluyormuş. Al buyur. Aman Allah'ım bilim dünyası sarsıldı. Sofitak panikte. Bak diyor ki. Kadınlar topuklu ayakkabı giyince daha küçük adımlar attığından dizleri azıcık daha az bükülüyormuş, kalça daha çok hareket ediyormuş. Yani şimdi bu İngiliz kardeşlerim kusura bakmasın ama ben kalça hareket ettirmenin önemini zaten daha önceki yayınlarda defalarca söyledim. Ha sana sorsalar söylerdin yani. Tabii bunu niye araştırıyorsun? Ne gerek var? Hatta hangi renkte daha çekici olur onu bile söylerim ben bak, ya. Bak 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 neler biliyor nelere dikkat ediyor bak. Hatta bak kaç santim topuk boyu daha çekici onu bile söylerim. Diyorsun. Evet. Hatta içine hangi çorabı giyerse daha çekici olur onu bile söylerim. Eyvah koptu Mustafa gidiyor tutun. Ya bak onun üstüne saçlar nasıl keserse daha çekici olur onu da söyleyeyim mi? Başka? Şimdi bak yanına hangi çantayı alırsa hangi elbiseyi giyerse her şeyi söylerim. Biliyorsun benim uzmanlık alanım.
Bu senin uzman değil, azmanlık alanı gibi duruyor Mustafa. Çekicilik benden sorulur ya. Sen ne diyorsun ya? Tabii mıknatıs. Magman. Magnetman diyeceğim sana. Ben erik gibi adamım aslında, biliyor musun? Erik gibi? Evet. Yiyen yok işte. Ya insan ağzının tadını bilmiyor bu insanlar ya. Ya aslında var ya, bak benim gibi adamı alacaksın. Hı. Tuzlayacaksın. Böyle kütür kütür. Şapırtatır. Senin mevsimin değil. Can erik zamanı gelmedi daha. Nasıl diyor Zuhal ya? Buradayım işte. Bak dipdiri. Cap canlı duruyorum burada. Yapacağını duruyorsun. Birazdan ben seni banta çevireceğim ama. Bant mı? Evet, bant. Koli bantı yapıştıracağım ağzının üstüne. Saçma sapan konuşma. Bana nöbetçileri çağırttırma. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la yeni güne merhaba. Efendim, Zuhal Topal'ın günlüğünde yine tırt haberlerle karşınızdayız. Niye tırt diyorsun ya? Niye böyle yapıyorsun? Sen bu iş için maaş alıyorsun Mustafa. Ama Zuhal bak, tırt haberler daha eğlenceli. Ne yapayım şimdi, küresel ısınmadan mı bahsedeyim sabah sabah? Nasıl ısındığından bahset o zaman. O da bir nevi küresel ısınma. Ben doğalgazla ısınıyorum Zuhal. Bence sen Kim Kardashian'ın düşüncesiyle ısınıyorsun. Onunla ısınmıyorum Zuhal. Onunla yanıyorum ya, fazla geliyor. Ya Mustafa yeter artık. Vallahi Kanye'yi arıyorum şimdi ha. Göreceğin Kanye'yi. Tamam tamam dur. Bak ilk haberimizi okuyorum. Oku. Kanada'da yaşayan 14 yaşındaki milli jimnastikçi Emre Dodanlı, Ontario Eyalet Kupası'nda birinciliğe ulaştı. 14 yaşındaki Emre'nin toplamda 80 madalyası bulunuyor. Maşallah, aferin yavrum, aferin çocuğum. Bak 14 yaşında 80 madalya. Duy Mustafa, duy. Kaç yaşına geldin, bir tane madalyanın yok. İyi de çocuk Kanada'da yaşıyor. Ben var ya Kanada'da olsam. Ne olur? Hı-hı. Ne olur? Zuhay, orada ne kadınlar var, ne hatunlar var biliyor musun? Kesin birkaç tanesini ayarlardım. Oğlum şimdi spor diyorduk, madalya diyorduk. Ne oldu şimdi? Ya taktın sen de madalya. Bu kadar önemli mi madalya? Bak önemli olan madalya değil tabii ki. O madalya orada bir başarıyı, bir emeği, çabayı şey yapıyor, simgeliyor. Tamam, şimdi benim de madalyam olmayabilir fakat iki tane kırmızı kurdelem var. Okumayı yeni mi söktün? Aferin. Evet, bir tanesi okumayı söktükten sonra, diğeri de sünnet olduktan sonra. Büyük başarı, maşallah maşallah. Büyük başarı tabii. Neyse valla şimdi sabah sabah enerjimi down olamayacağım. Down. Diğer habere geçiyorum. Geç hadi geç. Sevgi testinde köpekler kedileri geçti. Aa. Köpeklerin sahiplerini kedilere göre 5 kat daha çok sevdiği ortaya çıktı. Öyle ama kediler de komik ya. Nedir şimdi Allah, bu siz kadınlardaki nedir bu şey, kedi merakı, bu kedi videosu sevdası? Niye seviyor kadınlar, hoşlanıyorlar. Ya nedir bu, köpekler ne çekti sizden ya, sırf böyle kediler gibi komik değil diye. Ama öyle deme Mustafa, sen de arada komik oluyorsun. Sağ ol Zuhal'cığım, teşekkür ederim. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Nörobilim uzmanlarının yayınladığı bir araştırmaya göre ekstrem müzik diye adlandırılan heavy metal, punk ve hardcore gibi türlerin sinirli dinleyiciler üzerinde sakinleştirici bir etkisi var. Gerçekten mi? Evet, vallahi öyle yazıyor. Allah Allah. Nörobilim uzmanları öyle diyor. Peki yani heavy metal müzik nasıl sakinleştiriyormuş ki insanları? Neden öyle bir şey çıkmış sonuç? Ben de dinlerdim gerçi eskiden ama sakinleşmek için, aksine coşmak için yani. Aa bak, şimdi bütün heavy metalcileri karşına aldın Zuhal. Hayır, niye alın canım, ben çok severim heavy metal müzik. Çok da dinlerdim, hala da arada dinliyorum yani. Sadece sakinleştirici etkisi olduğu saçma geldi bana. Zuhal şimdi niye bu kadar yoruyorsun? İşte okudum, bitti. Devamı yok bende. Hay haberin devamı yok. Devamı yoksa niye okuyorsun ya? Bu kadar mı yani? Evet, yarım haber yetti. Sana çeyrek de. Sen de orada deştikçe deşiyorsun. Niye sakinleştirir diyorsun? Ne? Hayır, çünkü benim çok sevdiğim bir müzik türüdür. Sen yanlış çarpıttın şimdi olayı burada. Tam yanlış haber okumuşum, pardon. Haber yanlış değil, sen yanlışsın Mustafa. Ve ben bir yanlışı düzeltmek, doğrultmak için nöbetçiler diyorum. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la yeni güne merhaba. Ya dur sen çok seversin Mustafa, gıybet bölümü var, magazin bölümü. Hı. Ya Hadise spor sonrası bir fotoğraf paylaşmış Instagram'da, ama da olay olmuş. Şimdi bu da olay oluyorsa var ya, kendim için umutlandım ha. Evet bence de, sen bir tight giysene, şöyle bir resmini çek o tight'ta, bak nasıl bir olay olur. Araya kaçarım ben de. Cezanı. Süper kahramanlar da giriyor, giyiyor onları. Kaçıyor mu araya, ne oluyor? İşte onların süper güçleri var ya, araya kaçmasını engelliyordur onlar. Ama bak Hadise de güzel durmuş ya. Ama güzel.
Beğendim ben de, güzel kadın, yakışmış. Aferin. Sana da yakışır. Yok ya, bana bir şey yakışmasın. Yakışmaz bana. Evet. Tayyip sana hiç yakışmaz. Bana böyle Zuhacığım, böyle beni tanıyorsun, böyle alçak gönüllü. Hani evet, mütevazilik, böyle iyi niyetlilik. Hani böyle şeyler yakışmıyor bana Zuhacığım. Yani. Niye, bir denesene, belki yakışırdı. Doğru diyorsun, dur deneyeyim. Bir düşündü ama bak. Bir sıfırdan başlayınca unutuyorum ya bazı şeyleri. Niye unutuyorsun? O çünkü saçma sapan şeyler yaptırıyorsun kendine. Ondan unutuyor, gidiyor. Niye? Bak ama çok iyi değil miyim? Geçen geldin ya. Ayşe nasılsın dedim bana. Onu ne yapacağız? Sana dedim bak, bazı şeyleri temizletirken olanlar da gidiyor arada kaynıyor. Vallahi, ben sana 16 yılın özetini mi geçeceğim burada her seferinde? Merhaba, ben Zuhal, hatırla hani eski kadim dostu. Çok ama kötü şeyler. Ben mesela bu kadar etkili olacağını bilmiyordum da harbi unuttum ya. Mesela böyle düşünüyorum bazen. Al bir de millet iddialaşıyorum ben. Doğru mu diyorsun falan diye, hatırlamıyorum ya. Valla bilmiyorum, bunlar sakat meseleler Mustafa. Ama yok bak, dimdik buradayım. Maalesef. Bir tek işimi unutmadım. Keşke unutaydık. Rahatlardık hepimiz. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Efendim, rüya yorumunda kalitenin ahlisi Mustafa Kotan ile hayırlı rüyalar seyahatimiz başlıyor. Lütfen koltuklarınızı dik konuma getirin. Şimdi bak, ben otobüste koltuğumu böyle full arkaya yatırıyorum zaten. Hımm. Birisi böyle alnıma para yapıştırsa diye bekliyorum. Ben de yapıştıracağım ama para değil. Neyse. Efendim, ilk rüyamız geliyor. Aksaray'dan Salih bizle paylaşmış. Merhabalar Zuhal abicim, Mustafa abicim, merhaba canım. Rüyamda ünlülerin uğrak yeri olan pahalı bir et lokantasındaymışım. Oturduğum masanın da adeta Serdar Ortaç'ıyım hani. Yanımda 10 tane birbirinden güzel hanımlar var. Bu hepimizin rüyası Salih'cim. Bu arada hesap geliyor, affedersiniz, eleğimizle omuzumuz arasındaki uzuvumuz gibi. Ondan dolayı da bir tedirginlik hissediyorum ama sonra cebimdeki eli takbirlerim geliyor aklıma. Hem oradan ödesem bir kazanırım, metrobüse beleşe binerim diye de düşünüyorum. Parayı önce mi fırlatan minibüs şoförü havasıyla kızların önüne atıyorum akbilleri. Bunlar sevinçle bir bağırışma, bir bağırışma başlıyor. Akbile sevinçle bağıran kızdan uzak duracak Salih. Akbile sevinecek kadar fakirse seni soyup sovana çevirir bunlar. Bak, kabus başlıyor ama. Bir anda meşhur şef Nusrettin'in bana kötü kötü baktığını fark ediyorum. Garsonlar üstüme çullanıyorlar. Ben de bağırış çağırış Kurban Bayramı'ndaki deli dana gibi kaçarken yakalanıyorum. Beni bir lavaşın içine sıkı sıkı sarıyorlar. Ben tavuk döner, sen lavaş, sar beni yavaş yavaş. Lavaş seni kesmez Mustafa, kesmez. Bak daha devam varmış. Beni bir tabağa koyuyorlar. Buyurun, Sittik House'umuz diye bir masaya servis ediyorlar. Tam ne güzel, kar yağıyor demeye kalmadan üzerime tuz serpildiğini anlıyorum. Elinde bıçak Bülent Ersoy tam bana doğru gelirken göz göze geliyoruz. Elini saçlarıma doğru getiriyor. Ben tam kurtuldum, saçlarımı okşayacak derken yemeğimden kıl çıktı diye bağıra bağıra saçlarımı çekiştiriyor, ben de uyanıyorum diyor. Biz buna rüya analizinde tavuk kompleksi diyoruz Zuhacığım. Yoruma bak, yoruma. Bu mu dışına Mustafa? Bak dur, yorumlu. Bir kere arkadaş, metrobüs güzergahının dışına fazla çıkmayacaksın. Kaybolursun, tedirgin olursun. Bu arkadaş büyük ihtimalle uzun zaman sonra bir gün et yedi. Tamam mı? Ve tavuk döneri aldattığı içine derin bir suçluluk duygusuna kapıldı. Biz bunu tavuk döner kompleksi diyoruz Zuhacığım. Diyorsun. Evet. Bir de belli ki gözü yükseklerde bunun. Böyle 10 bayan falan. Haddini mi Salih? Cebindeki akbile güverip 10 bayanı sen nereye ayarlıyorsun? Yok efendim, metrobüse tek başına binmekler falan. Metrobüse tek başına binmek o kadar zorken sen 10 bayanla nasıl mücadele edeceksin bir metrobüste? Peki Bülent Ersoy'un kendisini yediğini görmesi ne anlama geliyor? O bir anlama gelmez hocam. O normal. Yani yakaladığımı yer diyorsun. Tabii canım, Bülent Ersoy'um hiç affetmez. Vallahi dürüm yapıp yer Salih. Dikkatli ol Salih, bak Bülent Ersoy karşımda. Gerçi yememiş. Gıllı diye, gıllı çıktı diye bırakmış. Ama orası garip, biliyor musunuz hocam? Orayı ben de anlayamadım. Çünkü Bülent Ersoy genelde gıllı gıllısız diye ayırt etmez. Çağıracağım şimdi nöbetçileri. Ya çağır bana. Bülent Ersoy hepsini yani şey mi bakacak? Aa, nöbetçiler. Sonra? Nöbetçiler, tez elden yetişin. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar. Sevgili dinleyenler, her yaşan hanımefendinin merakla beklediği köşemize nihayet geldik. Genç kızların, aşkların E hali, İ hali, D hali, Den hali, En Yalın hali ve Zu hali. Zuhal Topal'la ilişki durumundayız.
Ay Mustafa Zuhal Ali. Bak, bak. Dedim beni kopardın. Niye canım? Karşınızda Halilerin aşk hali Zuhal Topa. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol canım. Evet, ilk şeyimizi gönderir misin sorumuzu lütfen? Gönderim. Önce adresimizi söyleyelim. Twitter'ımız Zuhal'in günlüğü. Instagram hesabımız Zuhal Topa. Benimki de Mustafa Kotan. İlk sorumuzu veriyorum. Ver canım. Beyhan'dan geliyor. Beyhan'cığım söyle. Beyhan demiş ki Zuhal abla 2 yıllık evliyim. İlk zamanlarımızda kocam ve ben adeta Brad Pitt ve Angelina Jolie gibiydik. Oo. Beni muhabbet kuşu gibi sever, iltifatlara boğardı. Yediği şeyden ben de yiyeyim diye yapmadığı kalmazdı. Hı. Kısaca insanların harikulade dediği bir çiftlik. Ta ki o kötü güne kadar. Kocamdan çıkan... Ne oldu ya? Aa, okusana Mustafa Kovt. Kocamdan çıkan bir pırt sesi... Onu başka bir insana dönüştürdü. Bana sen traktör gibi horluyorsun demeler. Arkadaşlarımızla yemek yerken bu akşam beni de yiyecek diye korkuyorum gibi tuhaf şakalar yapmalar. Eski halimize dönmemiz için ne yapabilirim? Beyhancığım buradan dönüş yok maalesef. O pırt sesi köprüden önceki son çıkıştı. Doğru değil mi ama yani? Sevgilini dinleyenler. Çok hoşuma gitti bu cevap ama. Yani bir şey söyleyeyim. Onlar çoktan köprüden neyse yorum çıkmışlar zaten ben. Diyorsun. Hiç mi bir şey öneremezsin peki Zuhal? Yani biraz dalgaya vuracaksın öyle zamanlarda duymamış gibi. Her şeyi de duyma be Beyhan sen de. Ama ne yapsın ya ama yanında. Ama şimdi insanlık hali evli olunca da bazı şeylere maalesef tanık oluyoruz olacağız da yani. Hayat bu doğal insanlık hali. Mesela Almanlar böyle şeylere tepki vermiyorlar mesela. Niye? Onlar da doğal yani. Yani ben af buyurun da bir Almanya gezisinde pırt yanında masum kalır. Neler duydu bu kulaklar ya? Aa. Tabii. Ben istemem o zaman Alman kadın falan. Aman onlar da dizildi bütün Helgalar, Olgalar. Seni bekliyorlar. Zırt pırt o sesle mi duyacağım ben ya? Bir dakika ama bir dakika. Başka soru almayalım da şunun üzerine gidelim. Şimdi bu çok tartışılır. Hani evli çiftler için derler ki... bazı kişisel ihtiyaçlarını birbirlerinin gözü önünde gidermemeli lazım. İşte af buyurun kadın kaşını alır. Efendime söyleyeyim şey yapar. İşte kişisel bakımını, hijyenini bazen. İşte ne bileyim hacet gidermek için böyle lavaboya falan gidildiğinde aman kapılar kapansın, şey yapılmasın. Bir kişi çıktıktan sonra arkasından hemen diğer kişi girmesin falan beklesin. Hı-hı. Evet doğru bunlara dikkat edilmesi gerekebilir de nereye kadar bir yerde bir fire veriliyor işte Beyhan anlattı bir pırt her şeyi bitiriyor yani onun içinde bunları artık biraz görmezden duymazdan ve de koklamazdan geleceğiz zaman zaman. Ben de isterim. Neyi? Öyle abuk subuk. Ya abuk subuk demeyeyim de herkes bir bitecek nerede yapacaksa yapacak. Ne yapacak? Ben direkt soğurum biliyor musun ha karşımdakinden. Ha. Ben biraz nezaket kurallarına önem veren bir kişi. Vermek lazım tabii şimdi doğrudur yani beyler sevmem de dikkat ben. Edecekler öyle şey. Herkes ağzını tutacak. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Ama Zuhal bir şey söyleyeyim evlim. Hayır peki bak şahane bir soru soracağım sana. Neden peki bu insanlar evlenmeden önce dikkat ediyorlar da evlendikten sonra kendilerini bırakıyorlar bu anlamda? Çünkü şimdi düşünüyor tutacağım ne kadar tutacağım? Bir gün, 3 gün, 5 ay, 6 ay, 1 sene, 3 sene oho diyor. Bir ömür geçireceğim salayım gitsin. Valla keşke şey olsa herkes evlenmeden önceki gibi olsa ya. Hani böyle daha o zaman bence şeyden hani bunu yaparsam adam beni almaz kadın beni almaz diye düşünüyor. Daha temkinli davranıyor. Şimdi tabii ki flört zamanı herkes birbirine en güzel taraflarını yönlerini gösteriyor. Herkes çok şıkır şıkırdım temiz titiz güzel bakımlı erkeklerde kadınlarda en güzel halleriyle. Niye? Çünkü buluşmadan buluşmaya görüşüyorsun. Ama aynı evin içine girdiğiniz zaman işin rengi değişiyor Mustafa. O çok gerçekçi bir bakış açısı kusura bakma. Peki niye bütün ilişkilerimde şimdi flört sadece yaşadım anladın değil mi? Sen sus ben bir ara vereyim. Sen sus gözlerim konuşsun. Sen benim gözlerimden sen anlıyorsun. Sen çağırma kimseye. Sen çağır hadi bu sefer bari. Kendi isteğinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Evet sayın seyirciler Zuhal Topal. Seyirciler. Hala o Allah'ım ya Rabbim ya. Ya dur insan birkaç göz yapar. Sen millete ayar vereceksin ilk önce neredesin bir onun bilincine var. Bir radyo önündeki mikrofon sana bir şey çağrıştırmıyor mu Mustafa? Ya şarkı söyleyemem onu mu istiyorsun? Aa,
eyvah. Mizafirinden var. Aa, Songül benim. Songül benimki. Bu arada şeyi söyleyeceğim. Şu ilişki durumuna devam edeceğim de. Hı. Cuma akşamı sizi seyrettim hanımefendi Beyaz Show'da. Valla çok iyiydiniz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok gurur duyuyorum. Hani arkadaşım olarak. Ben şeyim. De inan ki şovdayken hep düşündüm. Mustafa şu an benimle gurur duyuyor mudur? Acaba ne hissediyor? Seyrediyor mudur? Yok. Valla çok sevdim. Hani kostüm, saç, makyaj ayrı. Enerji çok iyiydi. Oscar alır mıyım o kostüm, saç, makyaj? Alırsın. Ay bu arada ben Leonardo DiCaprio'nun şu filmini seyrettim. Revenant'ı. Aa, konuşmadık. Herkese tavsiye ediyorum. Güzeldi gerçekten. Değil mi? Çok da güzel çekmişler. Çok da güzel oynamış. İlk defa herhalde bizim Leo hadi bakalım Oscar'ı alacak. İnşallah alsın ya. Alsın da bize ne faydası var ben onu bilemedim şimdi. Oscar'sın. Herkesin derdi Leonardo'nun niye Oscar'ı yok. Allah Allah. O niye? Ya alsın. O nasıl Lady Gaga gelip herkesin çekin şundan bir Oscar'sız mı desin? Ama uydurma. Onu da uydurmuş. Öyle bir şey de dememiş kadın caiz. Ben sordum Gaga'ya bir zat ben sordum ya. Gaga ne diyor? Yaşar Gaga'yı aradım. Çok özür dilerim bu kötü espriden dolayı. Çünkü karşımda Mustafa olunca ister istemez ben de saçmalayabiliyorum. Ben de insanım. O zaman devam edelim ilişki durumuna. Bak. Senin suratına kuru kafa resmi yapıştırıp üstüne çarptım. Niye? Tehlikelisin. Danger, danger. Herkes yoldan çıkarıyorum değil mi ben? Evet. Neyse ikinci sorumuz. Muğla'dan Çağla demiş. Ne 23 diyorsun yaşında. Çağla'dım söyle. Diyor ki Zuhal ablacığım ben boğa burcuyum. Başaklarla uyum sağlayamıyorum. Ama sevgilim başak burcu. Ne yapmalıyım? Değiştireyim mi ben bu sevgili? Sen önce kafayı değiştireceksin Çağla'cığım. Ya ne biçim sözler onlar? Değiştireyim mi? Yapma ya burçlar. Çok takılıyorsunuz böyle şeylere. Ama kız başağı seviyormuş Zuhal. Ay başağı sevmiyormuş pardon. Ama sevmiyorsun da başağı koçu diye ayırmak da çok saçma geliyor bana insanları ya. E ne yapacak şimdi? Sevgili bul kendine bence Çağla. Evet başka bir burçtan sevgili mi bulsun ne yapsın? Bence kesinlikle başka burçtan bulsun. Yani hani en azından koç yükseleni başak olsun bari. Hani en azından yükselenle götürsün idare etsin. Niye sen illa koçu başa bilmem ne karıştırıyorsun ya illa aa. Son soruya geçiyorum. Geç. Edirne'den Sevda sormuş. Diyor ki Zuhal abla kocamla PlayStation'da PES oynarken kocam sürekli Barcelona'yı ya da Real Madrid'i alıyor. Hı. Messi ile Ronaldo ile yağdırıyor. Ne karaktersiz bir adammış bu ya. Kendi oyun taktiği bile yok. Çocuk gibi PES oynuyor. Bir de oynarken sürekli aşkım Messi, hayatım Ronaldo diye çığlık atıyor. Şimdi ben bu adama ne yapayım? Allah aşkına söyle. Gol at Sevda. Napoli atsın Zuhal bence. Napoli gizli güç PES'tir. Artık Napoli midir, Manchester mıdır nedir ben bilmem de. Adama bir hezimete uğratması lazım yani bence. Bir de var ya kendi sahasını yenerse. Of. Aa tadından yenmez o zaman. O zaman Sevda'ya ne diyoruz? Yenilirsen de kol bozuk diye çamura yat Sevda hadi. Zuhal bir soru sorabilir miyim? Ay sor ne? Şimdi bir kadın kocasını Messi'den, Ronaldo'dan kıskanır mı? Ya saçma gelmedi mi bu biraz sana? Niye kıskanmasın canım? Allah Allah. Ha. Çok vakit harcıyorsa onlarla kıskanırdı. Bir de aşkım maşkım diye sesleniyormuş. Doğrusu terbiyesiz adam. Allah Allah. Allah Allah. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Sevgili erkekler, koşun toplaşın. Kadınların ipliğini vallahi pazara çıkarıyorum Zuhal. Bilinmeyen hiçbir şey kalmasın artık ya. Ak koyun, kara koyun ortaya çıksın. Aa, sakin ol bakayım. Ne biçim girizgah öyle ya? Ben inanılmaz bilgilere ulaştım ha. Aa, çok merak ettim. Söyle bakayım. Kadınlar gün boyu ortalama 21 bin kelime konuşuyormuş. Erkekler ise günde 8 bin kelimeye geçmezmiş mesela. Al işte bak, üstünlüğümüzü gör. Üçte birimiz kadar kelime hazneniz var demek ki. Ona kelime haznesi değil Zuhal, gevezelik diyoruz biz. Sizin yüzünüzden konuşuyoruz. Siz konuşmuyorsunuz, biz konuşuyoruz. Ne yapalım? Ya bırak Allah aşkına, sabahtan beri bır 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 bır. Sen böyle konuş, bir şekilde sevgili bulamayacaksın Mustafa. Böyle devam etsen. Niye şimdi öyle söyledin? Öyle laf mı olur? Aşk olsun ya. Canım bak. Konuşmak, karşılıklı sohbet etmek ilişkinin temel taşıdır. Kadıncağız ne yapsın? Bütün evinde oturuyor. Canı sıkılıyor. Kocası gelince bir şeyler anlatmak istiyor. Dertleşmek istiyor. Sohbet etmek istiyor. Alıyorsunuz elinize PlayStation'ı. Alıyorsunuz elinize gazeteyi. Alıyorsunuz elinize televizyon kumandasını. Kadın ne yapsın? Kendi kendine konuşuyor. O zaman olmadı bir arkadaşını arıyor konuşuyor. Komşusuna gidiyor konuşuyor. Konuşuyoruz Allah. Konuşunca 21 bin kelimeyi buluyoruz günde yani. Üç katı da fazla değil mi ama 8 bin liraya 21 bin liraya. Yani işte ona göre geliştirin kendinizi siz de. Diğer bilgiye geçiyorum. Geç. Kadınlar ortalama 70 yıl yaşıyormuş. Hı. Yaşamlarının yaklaşık bir senesini kararsızlıkla harcarlarmış. Bak ben sana diyeyim bu direkt yalan. En az 3 yılı var bunun yani. Bak nasıl söylüyor Zuhal görüyor musun seni seyirciler vallahi. Ama Avrupa... Seyirci mi? Dinleyici. Ay, özür dilerim ya vallahi.
Avrupa ülkelerinde de ortalama bir kadın yaşantısı boyunca 95 adet farklı çanta kullanıyormuş. 95 mi? Abartmış yani bunlar da. Nedir ortalama peki sence? 80-85 diyelim. Abartmışlar o zaman. Doğru söylüyorsun ha. Ya sen anlamazsın Mustafa. Her çanta her kıyafete uymuyor. Vallahi mantıklı bir şey söylüyorsun. Mantıklı tabii. Siz anlamazsınız onu, ancak biz anlarız. Bir diğer bilgimiz. Ver. Kadınlar hayatları boyunca erkeklerin neredeyse 3 katı kadar göz kırpıyormuş. Allah Allah, niye acaba? E niye olacak işte, millete göz kırpıyordur erkekleri kadınlar. Ne yapacak? Aa, bu biyolojik bir olay. İlla bunun için mi göz kırpılır yani, çok ayıp. E sonra nedir Allah, ona göz kırp buna göz kırp, sonra çocuklar birbirine girince mutlu oluyorlar bazıları. Sen de tam ne siniri var biliyor musun? Ne siniri? Hiçbir kadının bakmadığı erkek siniri. Doğmuşsun sen, doğmuşsun. Derhal bir sevgili bulman lazım. Doğru söylüyorsun. Bak çok hüzünlendin. Aa, kıyamam ya. Uyumadık, o panda suretin bir anda düştü. Ya. Ama enerjisi yüksek biri gelsin artık, böyle sıkıldım. Bir de işi gücü olan biri nereye gelsin? İşte bana, yani enerjimi öyle göndereyim. Ben seni buradan bir göndereyim. Sen bir güç, bir enerjini bir at. Nöbetçiler alın bunu. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Evet, böyle bir karıştıralım bakalım ne haberlerimiz varmış. Ha, bir tane seçtim. Efendim, hayvan hakları koruma grubu PETA son reklamıyla hayvanları koruma konusunda farklı bir açıdan yaklaşmış. Hmm, ne yapmışlar, böyle kedili video işine girmişler. Hayır. No. Bir çalışma yapmışlar ve buna göre veganlar ilişkilerinde daha mutlu oluyorlarmış. Bu sonuca varmışlar. Nasıl yani, et demeden mi? Ne et ya, vegan diyor, vegan. Hiçbir hayvansal ürün yemiyorlar onlar. Bir şey, vegan otomobil değil miydi? Bir de şey var, vegan fox. Sevgili dinleyenler. İşte anlarsınız değil mi benim sıkıntımı, anlıyorsunuz değil mi? Derdim neyle uğraşıyorum ben burada, nasıl bir canlıyla, nasıl bir organizmayla uğraşıyorum. Bak Mustafa'cığım, et de yemiyorlar, hayvanların ürettiği hiçbir şeyi de yemiyorlar. Ve daha mutlu birliktelikleri oluyormuş bu insanların. Dürümcüye gitmeden yani. Mustafa, şimdi başlayacağım dürümünden ya. Ya Zuhacığım, şimdi veganlık coğrafik bir şey değil mi ya? Avrupa'da herkes vegan olur. Önemli olan Adana'da vegan olabilmek. Ne alakası var şimdi? Ne alakası var? Ya ne demek şimdi, Urfa'da vegan olsan ne yapacaksın? Asfalt mı yiyeceksin? Sen öyle san. Ben buradan PETA'ya sesleneyim mi bak? Tam tersini ispat edersem ne yapacaklar? Ha, sen neyi ispat edeceksin ki, anlamadım şimdi. Tavuk döner yiyen çiftlerin daha mutlu olduğunu. Peki seni ciddiye alıp bir masaya otururlar mı diyorsun Mustafa sence? İsterse oturmasınlar. Ben var ya, bir veganla her platformda tartışma hazırım Zuhal'e. Tavuk dönerin gücünü herkese kanıtlayacağım. Kolay gelsin. Ne diyeyim ben şimdi? Ne diyeyim, bilemedim. Şimdi ben vegan olsam mesela hiç mi et yemeyeceğim? Hiç. Ya bırak eti diyorum. Hayvansal ürünleri hiçbir şey yemeyeceksin. Abi ne, nasıl da yaşıyor bu insanlar ya? Ne güzel. Sebze yiyorlar. Tahıl yiyorlar. Ya onları diyorum, etsiz olur mu ya? Ah Mustafa. Tahıl gel. O zaman ben vegan bir kızla da olamazmışım. Olamazsın zaten. Yok bana duymaz. Mümkün değil. Vegan bir kızın seninle ne işi var? Seni görünce zaten insanın aklına kebap mebap geliyor. Tavuk döner geliyor yani. Doğru, bir de o şimdi sebze mebze yemeği yapar. Uymaz bana. Uymaz. Tabii sağlıklı şeyler yeme mi Mustafa? Hiç ne bir brokoli, ne bir ıspanak, ne bir bamya, ne bir fasulye. Dayan ete, dayan ete. Seviyorum, ne yapayım? Sana dur, bak buldum, güzel bir isim buldum ya. Ne? Sen bir kasap dükkanı aç, dayan et koy ismini. Zuhal Topal'ın günlüğü.